Merhabalar arkadaşlar, Coin Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Bitcoin'in analizini yapacağız. Bakın Bitcoin'de hemen her yayında aynılarını konuşuyoruz arkadaşlar. İki tane tepe, bir tane dipten oluşan bir kanal görüntümüz vardı. Kanalımızın alt bandı fiyatlar üzerindeyken destek olarak çalışıyordu. Kanalın kırılmasıyla, bakın kanal alt bandı milimetrik olarak retest hareketiyle direnç olarak çalıştı ve 15 bin lira kadar fiyatların düştüğünü gördük. Bu fiyatlar bu bölgelere kadar düştükten sonra burada bir Tobo formasyonu yaptı ve Tobo formasyonun hedefi 36 bin dolardı arkadaşlar. 36 bin dolara kadar fiyatların geldiğini gördük ve sonraki yayınlarımızda şunu söyledik. Önemli bir direnç bölgesi kanalımızın alt band bölgesidir ve bu kanal alt band bölgesi yukarı yönlü aşılmadıkça yüksek riskli satış bölgesi olarak karşımıza gelebilir dedik ve fiyatlar bakın 3 kez bu bölgeyi test etmiş olsa da kanalın alt bandını yukarı yönlü aşamadığından dolayı bu bölgede aşağı yönlü satış geldiğini görüyoruz. Eğer bu bölgeler yukarı yönlü aşılabilseydi bizim beklentimiz 42 bin dolar olarak hala devam edecekti. Şu an itibariyle 42 bin dolar hedefimizden şaştığımızı düşünmüyorum. Hala böyle bir hedefimiz var. Destek ve direnç bölgelerimize bakalım. Sonrasında ise yardımcı indikatörlerden yardım alaraktan destek ve direnç bölgelerini bir de onların gözüyle değerlendirelim arkadaşlar. Şimdi teknik analizimize göre burada yükselen bir mavi trendimiz vardı ve yükselen mavi trendimizin 29 binden kırılmasıyla birlikte buradaki Tobo formasyonumuzun boyun çizgisine kadar düştük. Buradan almış olduğumuz güçle birlikte tekrardan buradaki yükseliş trendini testere piyasası yaptığımızı görüyoruz arkadaşlar. Şimdi önümüzdeki olası direnç bölgelerimizden bir tanesi 36.700'den geçiyor. 36.700 burada yükselen trendimizin direnç noktası. Ancak ana direnç noktamız bakın yükselen bir trend olduğundan dolayı fiyatlar her geçen gün değişiyor ve bu bölgede 37.970 civarlarına kadar çıkmış durumda. Düz 38.000 demek daha mantıklı olacak. Çünkü gördüğünüz gibi arkadaşlar yükselen bir direnç noktasından bahsettiğimizden dolayı fiyatlar her geçen gün yukarı yönlü yükselmektedir. 37.980 olarak görülen bir direnç bölgesi var. Düz 38.000 diyelim. 38.000'in üzerinde kalıcılık sağlayamadıkça bu bölgeler bir direnç bölgesi olarak karşımıza gelecek. 38.000'in üzerine atmamız ihtimalinde Bitcoin'de 42 bin dolar hedefinin önü açılmış olacaktır. Benim hala Bitcoin'deki beklentim fiyatların 42 bin dolara kadar yükselmesidir arkadaşlar. Ancak 38 binin üzerine atmadıkça böyle bir hedefi teknik olarak konuşabilmek de mümkün değildir. Kısa vadede ben 38 bin doların üzerine atmasını ve 42 bin dolara şahsen gitmesini bekliyorum. Ancak bu bölgede 38 bin dolar bizim önümüzdeki ilk engel bölgemiz. Bu bölge kırılmadıkça 42 bin dolara gidecek diye buralardan alım yapmak doğru bir strateji olmayabilir. Kısa vadeli işlem yapan arkadaşlar 38 bin dolara bakmalı. 38 bin doların üzerinde 42 bin dolar hareketliliği çok hızlı olmasını şahsen bekliyorum. Şimdi düşüş gelmesi halinde bakın bu bölgedeki yatay direnç noktamız var. Daha önce bu bölgeye sert düşüş yaptıktan sonra yukarı yönlü sert gittiğini görüyoruz. Önemli bir bölge 33.500 civarından geçiyor. Bunun da üstünde arkadaşlar bakın bu bölgeler var. 35.400 dolarlar yine bizim karşımızda destek olarak karşımıza geliyor. 35.400 altına gelmedikçe tekrardan yönün yukarı yönünü çevirmesini ve 38.000 denemesi yapmasını beklerim. Eğer 35.400 aşağı kırılırsa fiyatların 33.500'lere kadar gelmesi beklenir. Bunun da altındaki destek noktamız 31.500 civarları olarak karşımıza gelmektedir arkadaşlar. Şu an için herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Direnç bölgesine gelen Bitcoin'in fiyatı bu bölgeden satış yemiştir. Bunlar gayet normaldir arkadaşlar. Teknik olarak burada oluşan düşüş normal karşılanmalıdır. Daha önce desteklediğim fiyatlar buraya geldiğinde bakın sert yükselişler yapıyordu. Altına gelmesiyle birlikte ise bu bölgenin yukarı yönlü retestiyle sert düşüşler getirdi. Dolayısıyla
çok önemli bir direnç bölgesindeyiz. 38 bin yukarı yönlü aşılmadıkça bu bölgelerden satış gelir. 38 bin kırılırsa 42 bin hedefi var. Aşağıda da destekleri sıralı olarak söyledik arkadaşlar. Şimdi yardımcı indikatörlerimize bakalım. Bakın İME 20.000 indikatörümüze baktığımızda bize şunu söylüyor. Buradaki teknik görünümü kaldıralım. İME 20.000'ımızın ilk destek noktasının 35.420'den geçtiğini bize söylüyor arkadaşlar. Teknik analizde de zaten 35.400 bizim destek noktamız olarak söylemiştik. 35.400'den bakın bu ilk destek bölgesinden daha önce almış olduğu güçle yukarı yönlü tepki veriyor. Tekrardan bu bölgeye gelmesiyle birlikte buranın bir destek olarak çalışması ve yönünü yukarı yönlü çevirmesini şahsen beklerim. 35.400 kırılacak olursa onun altında da 34.900'lerin İME Ribbon'a göre destek olarak çalışması beklenir. İME Ribbon'daki görüntülerimiz bu şekilde. Destek noktaların üzerinde olduğumuzdan dolayı hala yönün yukarı yönlü olduğunu görüyoruz. İçimoku bulutlarımıza baktığımızda arkadaşlar bakın İçimoku bulutlarının zaten çok üzerindeyiz. İçimoku bulutlarının yükseliş trendi olan mavi trendin altında olmamızdan dolayı fiyatlarda baskılanmanın olabileceğini bize söylüyor ve bu baskılanmanın da alttan geçen kırmızı destek noktası olan 34 binlere kadar olabileceğini bize söylüyor arkadaşlar. Eğer ki düşüş gelmeyecekse yukarıdaki direnç noktamız 36.390'dan geçiyor. 36.390'ın üzerinde günlük kapanışların olması halinde yönün yukarı yönlü okunması gerekecek. 36.390'ın altında kalıyorsak fiyatların 34.000 dolar civarlarına kadar baskılanması beklenebilir diyor arkadaşlar. Bitcoin'deki söyleyeceklerimiz bu kadar. Bitcoin'in direnç bölgesine gelmesinden dolayı bu bölgede bir gevşeme görüyoruz ve belirtmiş olduğumuz destek noktalarına kadar fiyatların gevşemesi normal karşılanmalı. Tekrardan bu bölgelerden almış olduğu destekle 42 bin dolara gitmesini şahsen bekliyorum. Yayınlara olan ilgi ve alakanızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmak kendinize bir yatırımdır. Bol kazançlar diliyorum.